Merhabalar. Orta Bilişim Hizmetleri'nin hazırladığı SharePoint 2013 yönetimi eğitiminde 29. bölüme geldik. Bu bölümde kullanıcı profillerini inceleyeceğiz. Yani User Profile Service Application'ın sağlayacağı hizmetleri, altyapıların neler olduğunu göreceğiz. Ve kullanıcı profilleri bizim ne işimize yarıyor bir portalda, bunları inceleyeceğiz. Konu başlıklarımız kullanıcı profili yapısının özellikleri. Bunları konuşacağız. Profile Property dediğimiz şey ne, nasıl kullanılıyor, ne işe yarıyor ona bakacağız. Profil senkronizasyonu nasıl yapılıyor? Ve newsfeed nedir? Bunun konuları üzerine konuşuyor olacağız. Kullanıcı profili ne demek aslında? Şuna bakalım. Bir kullanıcı var. Mesela SharePoint şu ana kadar, şu anki bilgilerimizde sadece şunu tanıyor. Atıyorum portia/nezih.trans değil, kullanıcıyı tanıyor. Ama bu kullanıcının Active Directory'de tanımlı ya da insan kaynakları yazılımlarında tanımlı bir takım ek bilgileri var. Sicil numarası var, doğum günü var, hangi ofiste çalıştığı var, telefon numarası var. Bu tarz ek bilgileri var. SharePoint şu ana kadar bu bilgilerden haberdar değildi. Ama User Profile Application ile neye sahibi oluyoruz? Kişilerle ilgili ek bilgiler tanımlama imkanına sahip oluyoruz. İşte User Profile'in bize getirdiği avantajlardan biri bu. Öncelikle çalışanla ilgili bir takım ek bilgiler tutabilmek. Peki bu bilgileri tutuyorum. Bunları kullanmadıktan sonra sonuçta ne gereği var? Bunları kullanabileceğim altyapıları da yine User Profile Application bize sağlıyor. Mesela en güzel modüllerden bir tanesi audience oluşturabilme, yani hedef kitle oluşturabilme. Şöyle şeyler söyleyebiliyorum. Mesela kullanıcı profillerinde ilgi alanların kısmına işte yazılım geliştirme, SharePoint, işte C#, .NET yazmış olan kişileri yazılımcılar diye bir hedef kitle içerisine al. Duyuru falan yayınlarken hedef kitle tanımı ver ve de ki bu duyuru yazılımcılar hedef kitlesine aittir de. Ve önceliklendirme yap ya da filtreleme yap buna göre. Yani ben portala girdiğim zaman yazılımcılar grubunda olduğum için o duyuruları göreyim. Başkası satışçılar audience'ında olduğu için o onunla ilgili duyuruları görsün. Bu şekilde kişiselleştirme özellikleri yapılsın diyebiliyoruz. Bunu audience aracılığıyla sağlıyoruz. Audience dediğimiz şey direkt kullanıcı profillerinden beslenen bir yapı. MySite yapısı beraberinde gibi user profile özellikleri. Ne işe yarıyor MySite? Herkese bir site koleksiyonu demek aslında MySite. O site koleksiyonu içerisinde ben dokümanlarımı, istediğim gibi kişisel dokümanlarımı koyabilirim. Başka arkadaşlarımla paylaşacağım şeyleri koyabilirim. Yani masa üstündeki işte bir tane klasörü network'te paylaşacağım ama gidip oraya koyarım ve derim ki arkadaşlara buradan alabilirsiniz, buradan bakabilirsiniz derim. Bu işe yarar. Kendi blogu dahi oluşturabilirim. Site koleksiyonu yöneticisi benim çünkü. Bir alt site oluşturma hakkım var. Blog oluştururum, oradan blog yayınlarım. Sonuçta şirket içerisindeki politikalara bağlı olarak MySite'a belli bir kota verecektir. O kota içerisinde çeşitli işlemler yapma şansı olacak kullanıcının. Ama kendisine ait bir alan olacak. Beraberinde bu alanın tabii sağladığı ek özellikler kendi kullanıcı profillerini güncelleyebilme, newsfeed özelliklerinden faydalanma, Facebook gibi yani bir timeline'in olması, işte sitelerde neler oluyor, arkadaşlarında neler oluyor, bunları görebilmesi. Bunlar hep kullanıcı profilleri, User Profile Service Application sağladığı yan avantajlar. Profile Properties ne? Profile Properties dediğimiz şey aslında bu demin bahsettiğim ek bilgiler. Mesela telefon alanı. Bu bir Profile Property. Yani profil alanı gibi diyebiliriz, Türkçe'ye çevirebiliriz. Ofis bir Profile Property. Hakkımda mesela bio falan diye yerler olur ya, işte kendi özgeçmişinizi yazın falan diye. Her bir field, öyle düşünelim, her bir alan aslında bir Profile Property. Biz bunu User Profile Application tarafında tanımlıyoruz. Diyoruz ki yeni Profile Property oluştur. İşte adı bu olsun, Türkçesi bu olsun, İngilizcesi bu olsun hatta. Bu alanın tipi bu olsun. İşte string olabilir, date time olabilir. Yani tarih tipinden olsun, düz yazı olsun, sayı olsun falan gibi bilgiler de verebiliriz. Bu bilgiyi herkes görsün ya da hayır sadece kişi kendisi görsün diyebiliriz. Hatta şunu diyebiliriz, kullanıcı bu güvenlik ayarını değiştirebilsin. Mesela doğum günler için en çok tercih edilen bir şey. Doğum günü bilgisi giriliyor user profile'a. Sonuçta bugün doğanlar webpartları, her portalda çokça istenen webpartlar. Kişiler istemiyor bazen, ben kullanıcı profilimi gezdiğim zaman benim doğum günüm gözükmesin diyor. Eğer biz ona yetki verirsek, hani biz varsayılan da herkes görsün diye ayarlıyoruz ama istersen sen bunu değiştirebilirsin diye yetki verirsek kullanıcı bunu değiştirebiliyor mesela. İşte böyle artı avantajları var. Kullanıcı profili alanları, yani profile property dediğimiz şeyler, alanlar yani bilgi tuttuğumuz yerler. Bu bilgileri kimler güncelliyor? Sistem yöneticisi Central Administration'da User Profile Application'ın, Service Application'ın arayüzlerinde bu bilgiyi değiştirebiliyor. Direkt kullanıcıyı arayıp bulup yani onun bilgilerini girebiliyor. Kullanıcı da kendi tarafından bahsettiğimiz prosedürlerle MySite üzerinden
değiştirme yapabiliyor. Bu da en önemli özelliklerden bir tanesi user profile'da. User profile senkronizasyon, yani synchronization dediğimiz kısmı. İkisi farklı service application'lardır. Yani birbirine bağlılardır aslında. Senkronizasyon olmadan user profile application olabilir ama user profile application olmadan, service application olmadan senkronizasyon çalışmaz. Senkronizasyondaki hikayemiz de şu. Active Directory'de zaten bu kullanıcının bilgileri olabilir. Bu ofis, telefon, şu bu gibi bilgileri. Ya da başka bir insan kaynakları uygulamasında erişilebilen bir yerde bu bilgiler olabilir. Amacımız burada kullanıcının profil bilgilerini başka sistemlerden çekip getirebilmek. Active Directory ile LDAP'la bunlar çok kolay bir şekilde yapılabiliyor tabii. Ama mesela dış sisteme SQL Server Database'ini yaparken bu sefer BCS'den yararlanarak bunu yapıyoruz. Business Connectivity Services'ı kullanarak yapıyoruz. Yeni bir External Content Type oluşturup git işte kullanıcı için bu sistemden veri çek. Çekmiş olduğun veriler içerisindeki şu alan mevcut durumda kullanıcı profillerindeki şu alana eşleşiyorsa işte user profile'deki kullanıcının diğer sistemdeki ilgili kaydını bulmuşsun demektir. Bulduğun kayıt içerisindeki atıyorum telefon numarasında gel bizim user profile'deki telefon numarasına yaz gibi tanımlar yapabiliyoruz. Bu senkronizasyonun içerisinde. Tabii senkronizasyon dediğimiz zaman aslında iki taraflı bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden senkronizasyon yani import export değil. Senkronizasyonda gerçekten çift taraflı bir yapı var. Yani git dış sistemlerden bu bilgileri çek. Bazı bilgileri de kullanıcı sana işte newsfeed'in bulunduğu, MySite'ın bulunduğu alandan sağlasın SharePoint'e. SharePoint'e sağlanan güncel bilgileri de diğer sistemlere dağıtalım. Yani diğer sistemlere gönderelim. Yapabiliyoruz. İşte çift taraflı olması bu işin, yani senkronizasyon olması bu şekilde. Hem dış sistemlerden bilgi çekebiliyoruz, hem SharePoint'ten dış sistemlere kullanıcı profil bilgisi gönderebiliyoruz. Newsfeed'de var. Newsfeed gerçekten Facebook gibi çalışan bir şey. Ama kullanım olarak da Twitter'a daha çok benziyor. İkisinin bir harmanlanmış hali gibi düşünebiliriz. Gerçekten Facebook'ta olduğu gibi bir akışımız var. Ve bakıyoruz diyoruz işte şu siteye yeni bir doküman eklenmiş, onu orada görüyorum. Ya da bir arkadaşımın profil ana bilgi değişmiş, onu görebiliyorum. Başka arkadaşlar ekleyebiliyorum sisteme, diyorum ki ben bununla arkadaş olmak istiyorum. İşte aynı Facebook'ta olduğu gibi ne post ederse ben burada okumak istiyorum diyorum. Dolayısıyla o bilgiler akmaya başlıyor. Bir kurum içi aslında Facebook oluşturmuş oluyoruz. Tagleme yapısı niye Twitter'a benziyor dedim, işte şundan dolayı. Tagleme yapısı işte at karakteriyle başlıyor. At deyip bir başka arkadaşımızı tagliyoruz, işte ne haber falan yazıyoruz. Twitter herkes kullanıyor sonuçta. Aynı bir yapıda, öyle düşünebilirsiniz. Mention ediyoruz yani. Hatta ismi de mention'dır zaten şimdi newsfeed'in içerisinde. Bunu yapabiliyoruz. Aynı zamanda hashtag'ler oluşturabiliyoruz. Bu hashtag'lerle kurum içerisinde aynı Twitter gibi kullanımlar yapıyoruz. Bu hashtag'ler de management data servislerinde çalışıyor, tutuluyor. Dolayısıyla o özellikleri kullanmak için management data servisini açmamız gerekiyor. Ama newsfeed böyle bir yapı. Newsfeed'i tabi besleyen kanallar, hani kullanıcı profilleri vesaire bunlar var. Beraberinde community site özelliği ve site takibi, yani follow edebilme. Siteyi follow edebilme bir feature'a bağlı, bunu görmüştük zaten. O feature aracılığıyla ben bu siteyi follow etmek istiyorum, bu dokümanı follow etmek istiyorum dediğim zaman işte seçmiş olduğum şeyde, seviyede ne değişiklikler olursa onları Newsfeed'inde falan görüyorum. İşte arkadaş edinebiliyorum, profil güncelleme takip yapabiliyorum, mention ve hashtag yapabiliyorum zaten. Bahsettik. Dolayısıyla Newsfeed kurum içi Facebook ve Twitter uygulaması gibi düşünebiliriz. Şimdi User Profile servisi, senkronizasyonu ve Newsfeed için bir uygulamamız var. Çok kritik bir uygulamadır bu. Neden diyeceksiniz? SharePoint 2013 kurulumlarında, 2010'da da bu aynı şekildeydi. Zaten 2016 yapısı üzerinden 2013'e geçildi User Profile tarafından. User Profile servisini kuruyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ama senkronizasyonu bir türlü yapamıyorsunuz. Çünkü çok detaylı bir konfigürasyon ve adım adım yapılması gereken bir konfigürasyon gerekiyor. Biz uygulamamızda bu konfigürasyonu yaparak user profile senkronizasyonunu çalıştırdık. Dolayısıyla siz de oradaki uygulamaya bakarak adım adım yaparsanız hem canlı sistemlerinizde hem test sistemlerinizde ya da deneme amaçlı yaptığınız yerlerde sorunsuz bir şekilde senkronizasyon servisini aktif hale getirirsiniz. Adım adım ve çok dikkatli uygulamanız gereken bir laboratuvar çalışması bu. Çünkü çoğunlukla yanlış yapılan şeylerden dolayı profil senkronizasyonu servisi çalışamaz hale geliyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Siz bu uygulamayı yaptıktan sonra geldiğinizde 31. bölümde biz
sizinle beraber Manage Metadata servisi nedir, taksonomi nasıl yapılır, bunları konuşuyor olacağız.